Eserser uçağlar atın. Rapar Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Sayın Serkan Ramanlı aramız. Yine patlattır. Yurdabamız yurdapar. Aslında çevkaymış mı bir şey nazına? Tamamdır abi gel. Sana da abi sağ ol. Sana da fotoğrafı çek. Abi gel elini al. Sopayı. Bir dakika hemen veriyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Allah Resulü sabah namazından sonra ashabına döner ve iki soru sorardı. Derdi ki, birincisi bu gece aranızda halis bir rüya gören var mı? Rüyasını anlatmak isteyen var mı diye sorardı. İkincisi ise bu geceyi nasıl sabahladınız diye sorardı. Bu soruları sorduğu bir günde ashabtan Haris bin Malik ayağa kalkıyor. Ve diyor ki, ya Resulallah bugün hakiki bir mümin olarak sabahladım. Allah Resulü buyuruyor ki, ey Haris, her söz ispat ister. Senin bu sözünün ispatı nedir? Hele bir anlat bakalım der. Hazreti Haris buyuruyor ki, ya Resulallah, ben gündüzümü oruçlu geçirmiştim. Gecemi de ibadetle geçiriyordum ki, öyle bir huşu yakaladım ki, arşta Allah'ın meleklerinin kalemlerinin hışırtısını duydum dedi. Allah Resulü buyuruyor, diyor ki, ey Haris, sen tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Ve bunu söylediği Haris, 17 yaşında gencecik bir delikanlı. 17 yaşında tepeden tırnağa iman kesilmek. İşte günümüz sorunlarına, günümüz dertlerine, günümüzün bütün bu sıkıntılarına derman olacak kişiler 17 yaşında bile olsa tepeden tırnağa iman kesilen bir gençliktir. Bugün Gazze'deki sıkıntının da temelinde bu var. Toplumun, Müslümanların sessizliğinin temelinde bu var. Tepeden tırnağa kesilen gençlerden mahrumuz. Tepeden tırnağa imanla kesilen gençlerden mahrumuz. Biz Hür Gençlik olarak, Hüdapar Gençlik Kolları olarak bu gençliğin inşası için
çabalıyoruz, gayretliyoruz ve bu gençliğin inşası için endişe ediyoruz. Bu endişemiz bizi harekete geçiriyor. Ve biz adeta gelenekselleşen gençlik haftası programlarını icra ediyoruz. Ve bu programlarda da bir ana tema belirliyoruz sürekli her yıl. Bundan 3 yıl önce gençlik kuşaklara sığmaz demiştik. Niye? Çünkü o zamanlar özellikle X, Y ve Z kuşağı isimlendirmeleri altında bu tepeden tırnağa imandan gençleri mahrum bırakmak için bir kalıba sığdırmaya çalışıyorlardı. Sen X kuşağısın, sen Y kuşağısın, sen Z kuşağısın, senin şudur şudur özelliklerin olur deyip onları bir kalıba sokmaya çalışıyorlardı. Biz ise hür gençlik olarak dedik ki Müslüman bir birey, Müslüman bir birey hiçbir kalıba sığmaz. O yüzden gençlik kuşaklara sığmaz demiştik. Bundan 2 yıl önce gençlik bir ekonomik buhran içerisindeydi. Bir psikolojik buhran içerisindeydi. Bir manevi buhran içerisindeydi. Ve o yıl yapılan bir araştırmada ülkemiz gençlerinin %80'ine yakını ülkeyi tamamen terk etme düşüncesi içerisindeydi. Bir daha ülkeye dönmeme düşüncesi içerisindeydi. Biz o zaman gençlik haftası etkinliğimizde dedik ki temamız umut sende. Müslüman bir birey ümit var olur, ümitsiz olmaz. En sıkıntılı anda bile, en sorunlu zamanda bile topluma umut olur, umut aşılar. Çevresine umut aşılar. O yüzden umut sende demiştik ve yaptığımız bütün etkinliklerde bunu işlemiştik. Geçen sene ise Türkiye 100 yılı söylemleri mevcuttu. Bizler normalde 100 yılı da inşa edebilecek bir gençliğin var olduğunu söylemiştik. Ama Aksa tufanı başladıktan sonra Gazze'de meydana gelen olaylar neticesinde biz temamızı Aksa tufanı olarak güncellemiştik. Ve geçen yılla bu yılla beraber gündemimiz tamamen Gazze. Gazze'yi gündemimiz ne olursa olsun, ülkemizdeki, çevremizdeki, toplumumuzdaki sorunlar ne olursa olsun gündemden düşürmemek lazım. Daima gündemde diri tutmak lazım. Bu yılda Gazze ve gençlik değerlerimizle yürüyoruz dedik. Neden değerler? Çünkü birileri değerlerden ziyade dengeleri gözettiği için hala bir soykırım olduğu halde ticareti kesmiyor. Ya da kesiyormuş gibi gösteriyor. Niye? Çünkü dengeleri var. Ama Müslüman bir birey dengelere göre hareket etmez. Değerlere göre hareket eder. Birileri dengeleri gözettiği için zahiren Filistin'de herhangi yapılan bir soykırıma bir tepki göstermese bile bir sevkiyata, bir ticarete devam ediyor. Birileri bizatihi soykırıma ortak oluyor. Ama biz değerlerimizi muhafaza edebilirsek, değerlerle inşa olan bir gençlik inşa edebilirsek, inşallah Gazze'nin geleceği parlak olacaktır. Ama dengeleri gözeten bir gençlik söz konusu olursa, işte o zaman Gazze'deki soykırım sadece Gazze'de sınırlı kalmaz, ilerleyen zamanlarda bütün bir dünyayı kuşatacaktır. Neden? Çünkü Siyonistler sadece Gazze ehline, sadece Filistin ehline, sadece Araplara, sadece Müslümanlara değil, bütün bir insanla savaşlaştılar. Şu an dünyanın gözü önünde bir soykırım icra ediliyor ve bütün insan hakları normları, bütün uluslararası ilişkiler ayaklar altına alınıyor. Evet, Siyonizm insanlık ile savaş açmıştır. Siyonizm insanlık vicdanına meydan okumuştur. Ama buradan haykırıyoruz. Allah'ın izniyle Siyonistler bu insanlık vicdanına mağlup olacaklardır. Kıymetli arkadaşlar, sizlerden de rica ediyorum. Lütfen çevremize değerlerimizi aşılayalım. Değerlerimizden mahrum olan bir gençliğe göz yummayalım. Her birimiz çevremizdeki dostumuza, kardeşimize, arkadaşımıza, ailemize, kime temas edebiliyorsak, bu değerleri aşılayamazsak Allah muhafaza sonumuz pek hayırlı olmaz. Ama değerlerle kuşanan bir gençliğin inşası bizlerin elinde. Bizler de hür gençlik olarak bu değerleri
ayakta tutmak için elimizden geleni yapacağımıza inşallah devam edeceğiz. Sizlerden de bu konuda hassas olduğunuzu biliyorum ve bu hassasiyetinizi muhafaza etmenizi istiyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmadan sizleri Allah'a emanet ediyorum. Katıldığınız için de Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kapkaranlık hücrelerde ölüme gülümseriz. Kapkaranlık hücrelerde şehadeti bekleriz. Kalbimizde tehid ile, göğsümüzde bir merm ile, dinimizde tekbirlerle şehadet isteriz ya Rab. Bizde tehid ile, göğsümüzde bir merm ile. Ey İbrahim biz. Lev derke ve ruh cecesed. Emir bir beşin Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede bir kısım gençten bahsediyor. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Onlar bir grup gençtiler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettiler. Onlar kralın önünde ayağa kalkıp kıyam edip biz alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilaha tapmayız dediklerinde vezidnahum huda, biz de onların hidayetlerini arttırdık, ayaklarını sabit kıldık. Bugüne kadar ve kıyamet gününe kadar siz değerli gençlere rehber ve önder olacak bir gençlikten, bir grup gençlikten bahsediyor. Yine Kehf suresinde Hazreti Musa'ya kendini adamış, ona iman etmiş, onun davasına kendini adamış, ona hizmetçi olan Hazreti Yuşa'dan bir gençten bahseder. Değerli gençler, sizler Allah katında çok değerlisiniz. Çünkü iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizlere bu müjdeyi veriyor. Gençliğini Allah yolunda geçiren bir insan Allah katında çok değerlidir. Ve Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı o günde onlar Allah'ın arşının gölgesinin altındadırlar buyuruyor. Bütün peygamberler kelime-i tevhid davası için geldiler. Ve onlara ilk iman eden siz değerli gençler idi. Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan peygamberlerin hayatına baktığımızda bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. Kavmin ezilen insanları, mazlum ve mustadafları ve gençleri ilk iman eden insanlardı. Çünkü gençlerde o potansiyel var. Gençlerde o muhakeme kabiliyeti var. Gençlerde o aşk var. Bunun için ehli küfür, ehli salif, Yahudi ve Hristiyanlar ve onlara gönüllü uşaklık eden yerli işbirlikçileri gençler üzerine çalışıyor. Gençleri saptırmaya çalışıyor. Gençleri hak ve hakikatten uzaklaştırmaya çalışıyor. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda, şimdi bizler sahabe hayatından bahsettiğimizde, kitaplarda okuduğumuzda sahabe denince işte aklımıza olgun yaşta olan,
40-50 yaşında olan olgun insanlar zihin dünyamızda canlanır. Ama hakikate baktığımızda, bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah davasını söylediği zaman ilk iman eden insanlara bakalım. İlk iman eden sahabilere bakalım. Hazreti Ali 10 yaşında bir çocuk. 10 yaşında. Hazreti Mus'ab bin Ümeyr öğretmenlerin, muallimlerin piri. Tatlı diliyle, güzel simasıyla, kararlılığıyla, mücadele aşkıyla, cihat ve şehadet aşkıyla Medine'de bir yıl içerisinde içinde Müslüman olmayan hiçbir ev kalmadı onun kararlılığı sayesinde. Kaç yaşındaydı? 17 yaşında. Annesi kendisini bütün mirasından mahrum bıraktı. Ama o davasından vazgeçmedi. Uhud Savaşı'nda şehit olduğu zaman üzerini örtecek kefen bulamadılar o Mus'ab için. O Mus'ab ki bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen ve sürekli güzel kokular sürünen Mekke'nin genç kızları sokakta yürüdüğünde onu kokusundan tanıyan o Mus'ab şehit edildiğinde üzerini örtecek elbise bulamadılar. Hazreti Cafer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Habeşistan'a elçi olarak gönderdiğinde kaç yaşındaydı? 17 yaşında. 17 yaşında. Tabii Çağrı filminden izliyoruz. Böyle 45-50 yaşında olgun bir insan canlandırılıyor. Ama 17 yaşında değerli kardeşlerim, gençler 17 yaşında sefaret görevi yapıyor Hazreti Cafer. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazreti Talha 17 yaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. 17 yaşında. Erkam bin Erkam 16 yaşında İslami davetin yayılmasının ana karargahının sahibiydi. 16 yaşında. Bu gençler, bu mübarek sahabiler Medine'de de Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı yalnız bırakmadılar. Bakın Hazreti Bera İbni Malik, Ümeyr bin Ebi Vakkas ikisi de genç. Bera İbni Malik Enes İbni Malik'in baba bir kardeşidir. Şehadete aşık bir genç. Şehadet için aklı başından giden bir genç. Bu konuda ne söylersek onu anlatamayız azdır. Enes İbni Malik anlatıyor. Diyor ki ben kardeşimi defalarca uyardım. İkaz ettim. Kendini ilme ver. Sufa medresesine git diye. Fakat o hep şehadet, hep şehadet diyordu. Bir gün Medine'nin biraz dışında onu ilahi söylerken, yani kaside söylerken, şehadet üzerine bir şeyler söylerken diyor gördüm. Ve yanına gittim. Onu azarladım, küçümsedim. Dedim ki ya ben sana ne diyorum? Ben sana gel ilimle uğraş diyorum. Sen bana kaside söylüyorsun. Bera İbni Malik şöyle bir başını kaldırdı. Değerli kardeşim diyor, beni bırak. Benden vazgeç. Ben şehadetten başka bir şey görmüyorum, düşünmüyorum diyor. 15-16 yaşında bir genç. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir aşk? 15-16 yaşında. Ve neticede Tuster'de şehit oluyor. Tuster'de hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona müjde vererek Tuster'in fethi biraz uzayınca sahabelerden biri gelip diyor ki ey Bera hatırlıyor musun bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Dedi ki Allah'ın kullarından öyleleri vardır ki bir iş için yemin içseler deseler vallahi bu iş böyle olacak. Allah diyor onları yalancı çıkarmaz o işi öyle yapar.
İşte diyor Bera da onlardan bir tanesiydi. Ey Bera diyor, Tuster'i fethetmemiz için bize dua et. Bera İbni Malik ellerini kaldırıyor. Vallahi diyor, siz Tuster'i alacaksınız. Allah size Tuster'in fethini nasip edecek ve ben de şehit olacağım diyor. Tuster'i alıyorlar. Kendisi de orada şehit oluyor değerli kardeşlerim. Değerli gençler, Hira'dan başlayan bu inkılap kıyamet gününe kadar devam edecek. Bu ruhla yetişmek lazım. Bu ruhu yakalamak lazım. Bu ruhla mücadele etmek lazım. Çünkü bizleri ayakta tutacak olan, bizleri kurtuluşa götürecek olan, dünya ve ahiret saadetini temin etmemize sebep olacak bu ruhtur. Biz bu ruhu yakalayabilirsek önümüzde hiçbir şey duramaz. Çünkü Müslümanları Şib-i Ebi Talib'ten çıkaran bu ruhtur. Şib-i Ebi Talib'in iyi okunması lazım. Kimler destek verdi, kimler karşı çıktı? Bugün Şib-i Ebi Talib'i güzel okuyamazsak Gazze'yi anlayamayacağız. Bakın aynı şey. Bugün kardeşlerimiz orada vahşice katlediliyor, boykot uygulanıyor. Bir kısım duyarlı insanlar bu boykotu delmeye çalışıyor. İçlerinde Hristiyanlar da var. İçlerinde sosyalistler de var. Ama insanlık elbisesini atmamışlar. Ama içlerinde ben Müslümanım diyen ama İsrail'e destek veren aşağılık insanlar da var. İsrail'e asker olan, İsrail'e köle olanlar da var. Şib-i Ebi Talib'ten Müslümanlar kurtuldular. Sahili selamete çıktılar. Uhud'u iyi anlamak lazım. Hendek'i iyi anlamak lazım. Uhud'dan, Hendek'ten bu ruhla Müslümanlar çıktılar. Bu inkılap ruhuyla, bu şehadet ruhuyla oradan çıktılar. Bu ruhtu Tuster'i fetheden, yine bu ruhtu Mu'te'de galip gelen, yine bu ruhtu Şam bölgesini fetheden, yine bu ruhtu bu şehadet aşkı, bu şehadet ruhuydu Bizans'ı Anadolu topraklarından def eden, Malazgirt'te zaferi alan yine bu ruhtu. Yine Bizans'ı ortadan kaldıran, Konstantiniyye'yi, İstanbul'u fetheden, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan yine bu ruhtu değerli kardeşlerim. Eğer biz bu ruha sahip olursak, eğer bu ruhu özümsersek, inanın hiçbir güç bizim karşımızda duramaz. Hiçbir güç. Bakın bugün de yine bu ruha sahip olan o yüce insanlar, o mübarek insanlar bir yıldır Gazze'de İslam ümmetini diriltme mücadelesi veriyorlar. Aslında onlar kendilerini diriltmiyorlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde Ashab-ı Uhdud'dan bahseder. Uhdud ashabı. O toplumu, o halkı dirilten, cehennemden kurtarıp cennete götüren yine sizin gibi değerli bir gençti değerli kardeşlerim. Bir genç. Kralın yanında çalışan bir genç. Kral ne yaptıysa onu öldüremiyor. En sonunda benim dediğim şekilde ancak beni öldürürsün diyor ve o şekilde bu gencin Rabbi adına der, bu oku atarsan beni öldürürsün diyor. Kral öyle yapınca o halk hepsi iman ediyor. Demek ki bu Rabbi, bu gencin Rabbi gerçek Rabbmiş diye hepsi iman ediyor. Bunu gören kral Hendekler kazdırıyor. Hendekleri ateşlerle dolduruyor ve o insanlara tek tek ya dininden dönersin ya ateşe. Hiçbirisi dininden dönmüyor, hepsi ateşe gidiyor. Ateş onlar için, onları cehennemden kurtarıp
cennete götürecek bir sahil-i selamet yolu oldu. Bugün de kendilerini feda eden, kendilerini ümmet için feda eden, çünkü Gazze ve Filistin yaralı, bitap düşmüş, hatta bitkisel hayata girmiş, cihazlara bağlanmış bu ümmet için kan pompalayan bir depodur. Kan pompalayan bir candır, bir ruhtur. Onların bu kararlı mücadeleleri olmasaydı, bugün ümmet içinde bulunduğumuz bu halden daha kötü bir hal içerisinde olacaktı. Ama onlar kendilerini feda ediyorlar, sırf biz dirilelim, biz kıyama kalkalım, biz ayaklanalım, İsrail'e ve müstekbir güçlere karşı bir direniş başlatalım. Bu direnişi başlatacak olan siz değerli gençlersiniz. Bakın, bu bir komplo teorisi değil, bu bir hayal değil, ya işi büyütme meselesi değil. Ehli küfür çok ciddi plan, program ve projelerle başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün dünya üzerinde büyük bir fitne ateşi yaktılar. Bütün dünyayı kendilerine köle, kendilerine uşak, kendilerine hizmetkar yapmanın ateşini yaktılar. Ülke ülke dolaşıyorlar. Ülke ülke dolaşıyorlar. Gençliğimizle oynuyorlar. Gençlerimizle oynuyorlar. Onları değişik değişik boş hedefler peşinde koşturmaya çalışıyorlar. Bu gençliği uyandıracak olan, bu gençliği sahil-i selamete çıkaracak olan siz değerli gençlersiniz. Bunu asla unutmayın. Bunu asla unutmayın. Bu yolda biz fedaiyiz. Bu yolda kendimizi yakacağız. Kendimizi yok edeceğiz. Kendimizi paramparça edeceğiz. Ama bizden sonra gelecek olan nesil Allah'a kulluk eden, peygambere iman eden, ülkesini, vatanını, milletini, ümmetini muhafaza eden bir nesile canımızla, kanımızla bu bayrağı teslim edeceğiz. Onun için çok çalışmak lazım. Çok gayret etmek lazım. Çok mücadele etmek lazım. Küfrün kuvvetleri, küfrün silahı, küfrün hile ve tuzakları bizi meyus etmesin. Ümitsizliğe bizi kaptırmasın. Allah Celle Celaluhu onların hilesinin zayıf olduğunu söylüyor. Onların hilesinin zayıf olduğunu söylüyor. Yeter ki biz üzerimize düşeni yapalım. Bakın, bir yıldır Gazze'de korkunç bir katliam işleniyor. Bundan 1440 sene önce nasıl Mekke'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek eziyet demekti, işkence demekti, çile demekti, öldürülmek demekti, Ramda Vadisi'nde kızgın kumların üzerine yatırılmak demektiyse, bugün Gazze'de Müslüman olmak, Gazze'de lider olmak, Gazze'de asker olmak aynı şeydir. Ama buna rağmen o yiğit insanlar, o kahraman insanlar ölümü göze alarak bizi diriltmek için mücadele ediyorlar. Yahya Sinvar, Rabbi Zülcelal onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Eliyle Kevser suyu içirmeyi nasip etsin. Gençliğini İslam davası uğruna, Mescid-i Aksa davası uğruna feda etti. 23 yıl terör rejiminin zindanlarında kalmak dile kolay. Bu hareketin başına geçtiği zaman ve geçtikten önce de ben F-16 ile öldürülmeyi tercih ederim. Her halükarda öleceğiz. Savaşan da ölecek, savaşmayan da ölecek.
Her halükarda öleceğiz. Yine bu hareketi ayakta tutan, bu İsrail'e birçok zarar veren Yahya Ayyaş, onun gençliğine, hayatımıza baktığımızda çok ders ve ibret alıyoruz. Şeyh Ahmet Yasin'in hayatına baktığımızda, Şeyh İsmail Haliye'nin hayatına baktığımızda ve diğer bütün şehitlerin hayatına baktığımızda gençliklerini Allah yolunda feda etmişler. Bu davanın ilelebet galip olması için gençliklerini feda etmişler. Bu kadar fedakarlığın sonunda, bu çalışma ve gayretin sonunda Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onların çalışmalarını, gayretini, sayini taçlandırmış. Neyle? Şehadetle taçlandırmıştır. Şehadetle taçlandırmıştır. Biz de onların yolcusuyuz. Biz de o yolun yolcusuyuz. Değerli gençler, değerli gençler, gençliğinizin kıymetini bilin. Sizler demin Murat hocamın da bahsettiği gibi sizler Z kuşağı değilsiniz. Sizler ABC kuşağı değilsiniz. Sizler harflere, kitaplara, ansiklopedilere sığmayacak kadar büyüksünüz. Sığmayacak kadar göğsünüzdeki iman var. Sizler İslam'ın kuşağısınız. Sizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talebelerisiniz. Programın başında değerli hocam ayet-i kerime okudu. Ey peygamber, Allah'ın izniyle biz seni bir davetçi, bir şahit, bir müjdeleyici olarak gönderdik. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, siz gençlerin üzerinde şahittir. Yarın kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda şahitlik edecek. Ya Rabbi, ben bu gençlerin şahidiyim. Ya Rabbi, bu gençler imanın elde ateş gibi tutulduğu bir zamanda bunlar imanı göğsünde taşıdılar. Bir davetçi, sizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den icazet almış davetçilersiniz. Her biriniz kendi mahallesinde, kendi okulunda, kendi üniversitesinde insanları hayra çağıran bir davetçisiniz, bir müjdecisiniz, ışık saçan bir kandilsiniz, gençlerin önünü aydınlatan bir kandilsiniz. Bunu yaptığınız takdirde ey peygamber diyor, müminlere Allah'ın lütuf ve keremini müjdele. Sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onlardan gelen eziyete sabret. Onlardan gelen iftiralara sabret. Onlardan gelen aşağılık fiillere sabret. Onlardan gelen kötülüklere sabret. Ve tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Ve kefa billahi vekila. Kefil olarak, vekil olarak, koruyucu olarak Allah yeter. Bizler, atalarımız, büyüklerimiz bu toprağı kanlarıyla aldılar. Bu toprağı canlarıyla aldılar. Şu anda bastığımız bu toprakların altında şehit kanları var. Şühede kanı var. Onu iyi anlamak, iyi tanımak lazım. Bu toprakları kendini bilmeyen, neydiği belli olmayan LGBT'miş, lezbiyenmiş, aşağılık sapkın fikirlere sahip, her türlü kötülüğe sahip, her türlü günahı irtikap eden, kendini bilmez birkaç aşağılık insana teslim etmeyeceğiz buraları. Bizden bir fert kalıncaya kadar, değerli gençler, bu davanın sahibi olduğu müddetçe bu topraklar üzerinde kirli emelle uğraşanlar, bu topraklarda kendisine köle dönüştürmeye çalışanlar sonları her zaman husran olacaktır Allah'ın izniyle. Değerli gençler, gençliğimizin kıymetini bilelim. Sizler İslam'ın neslisiniz. Telefona, internete, bilgisayar oyunlarına, boş vakitlere
Vaktiniz yok. Ayıracak zamanınız yok. Ayıracak zamanınız yok. Çünkü küfür istirahat etmeden çalışıyor. Ehli küfür istirahat etmeden çalışıyor. Sizler namazını dosdoğru kılan, orucunu tutan, gece kıyamda duran, gündüz çalışan, yeri geldiğinde cihan eden, mücadele eden, kanını döken gençler olacaksınız Allah'ın izniyle. Bunu başardığımız andan itibaren kesinlikle Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun bize vaat ettiği zafer yakındır. Allah'ın izniyle zafer inananların olacak. Gazze'nin olacak, Lübnan'ın olacak, Yemen'in olacak ve bizim olacak. Bundan zerre kadar şüphemiz yoktur. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizi hifz-ü himaye etsin. Önünüzü aydınlatsın. İmanınızı kavi etsin. Sizleri İslam'a ve Müslümanlara faydalı kılsın. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللّٰهُ اَكْبَرُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ben komutan Salih Aruri 1993'te İzzettin Al-Kassam Tugaylarının kurucu komutanı oldum. Bu görevimi şehadetime kadar sürdürdüm. Ben Özgür Kudüs fedaisi Aksa'nın Yılmaz bekçisi Gazze'nin yiğit evladı İsmail Heniye. Ben gurbeti geçici bir vatana, hayal ise sonsuz bir mücadeleye dönüştüren mülteci çocuğu Yahya. Az önce bizi eleştiren kimdi? Bakın şimdi izleyin nasıl sert kararlar alacağız. Gazze için 487. toplantımızı açıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar, daha fazla ne kadar toplanacağız? Bu kadar toplantı yetmedi mi? Müslüman halk bizden bir şey bekliyor. Gazze'li kardeşlerimizin hali içimizi yakıyor. Ey Selman, ey Selman! Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu? Ben kesinlikle kimseye yardım etmiyorum. Sadece bana sordukları kişilerin yollarını gösteriyorum. Hem yol göstermek hayır değil mi? Aziz kardeşlerim! Hüdapar'ın cefakar ve samimi, ihlaslı gençliği. Geleceğimizin önderleri, rehberleri. Biz bugün sizlerin emanetçileri olarak bazı vazifeler üstlendik. Ama geleceğimiz sizlersiniz. Bizim bıraktığımız seviyeden çok daha yükseklere sizin çıkarmanız gerekiyor. Bugün Gazze ve Filistin gündemiyle bir araya geldik. Doğrusu kanayan yaramızdır Filistin. Geçmeyen acımızdır Gazze. Ve bizler İslam alemi olarak Gazze'ye karşı sorumluluklarını yerine getirememiş olmanın ezikliğini yaşıyoruz. Az önce kardeşlerimizin ironiyle yaptığı, bizim bazen kızarak söylediğimiz, bazen tavsiye edip teşvik ettiğimiz cümlelerle kardeşlerimize yardım eli uzatılması için mücadele ediyoruz. Şehit İsmail Heniye'mize bizi unutturmayın. Bizi dualarınızda eksik etmeyin ve maddi imkanlarınız varsa bizi yardımsız bırakmayın demiştim. Zaten bizler orada mücadele ediyoruz. Sizden gelip orada bizimle savaşmanızı da beklemiyoruz diyordu. Gerçekten de bakın bir yılı aşkın bir süredir Siyonistler orada katliam üstüne katliam yapıyor.
bir soykırım gerçekleştiriyor. İnsanlığı açlığa, yoksulluğa, susuzluğa mahkum ediyor. Ama mücahitleri yenemiyor. Bizler sadece oradaki mazlumların, oradaki mahrumların yardımına koşmamızı istiyorlardı. Ama maalesef ona bile güç yetiremiyoruz. Bizim düşmanımız zalimlerdir. Bizim düşmanımız İslam'a savaş açanlardır. Bize düşmanlık edenlerdir. Biz düşmanımızı da dostumuzu da iyi tanıyoruz. Ve iyi tanıtmak zorundayız. Cihadın, mücadelenin türlü türlü şekilleri var. Yeri geldiğinde o el Gazze'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi dünyanın farklı coğrafyalarında fiili işgallere karşılaştığında olduğu gibi silah tutmayı da bilecek. Ama yeri geldiğinde kalem tutmayı da bilecek. Ve yeri geldiğinde mikrofonu da kullanmayı bilecek. Bugün Gazze'de açık bir işgal, açık bir zulüm varken silah yerine kalem tutmak ne kadar büyük bir gafletse, bugün elhamdülillah işgale uğramayan, fiili saldırılara maruz kalmayan burada silah tutmak da o kadar büyük bir gaflettir. Allah korusun, bir gün o düşman bizim kapımıza da geldiğinde elbette mikrofon tutan, kalem tutan eller silah tutmayı da bilecek. Ama bugün bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, muhabbetimizi tesis etmemizin mücadelesini vermemiz gerekiyor. Düşmanlar dışımızda, dostlar içimizde. Dostlarımız gafil olabilir. Dostlarımız korkak olabilir. Dostlarımız bilip bilmeden ihanet içinde de olabilir. Onları uyandırmak, onları bilinçlendirmek, onlara cesaret aşılamak işte bizim görevimiz. Bunu hikmetle yapacağız. Güzel sözle yapacağız. İkna ile yapacağız. Samimiyetle yapacağız. Düşmanlığı, kini, nefreti aramızdan çekip çıkaracağız. Üstad Bediüzzaman'ın bize buyurduğu, emrettiği, tavsiye ettiği gibi muhabbet ipini sımsıkı tutacağız. Elhamdülillah biz öyle bir nimetin içindeyiz ki çarşımız, pazarımız, mahallemiz, sokağımız Müslüman sokağı, Müslüman çarşısı, Müslüman pazarı ve Müslüman evi elhamdülillah. İşte bize düşen Müslümanlara Müslümanlığını tekrardan hatırlatabilmek. Onları bilinçlendirebilmek. Onları gereksiz, faydasız, hatta zararlı olan gündemlerden çekip çıkarmak. Bunu başarabiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu yaptığımızda da bugün bize çemkiren, bugün bize kaşlarını çatan, bizimle karşılaştığında yönünü, yüzünü çevirenler kolumuza girecek. Belki bizim bir uyarımız, bir tavsiyemiz, bir güzel sözümüzle bulunduğu yanlış yoldan dönen kardeşimiz bizim ulaşamadığımız, bizim güç yetiremediğimiz binleri, on binleri, belki milyonları doğru yola iletecek. İnsanımızın içindeki cevheri asla göz ardı etmeyin. İnsanımızın cevheri İslam'dır. Bazısını sadece silkeleyerek ortaya çıkarabiliriz. Bazısını da gerçekten
derin derin kazarak ortaya çıkarabiliriz. Ama o cevher var ve onu ortaya çıkarmak bizim elimizde. Bugün Gazze için, Filistin için, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için aynı bedenin birer azası olduğumuz için içimiz yanıyor. Yüreğimiz kan alıyor. Bu bizim kardeş olma bilincimize ulaştığımız için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Müminlerin durumu bir bedenin organları gibidir. Birinde bir rahatsızlık oluşsa diğer organlar ondan rahatsız olur. Onun acısını hisseder diyor. Meşhur laf vardır bilirsiniz. Kendi acını hissediyorsan canlısın, başkasının acısını hissediyorsan işte o zaman insansın diyordu. Biz bütün Müslümanların, bütün mazlumların acısını elhamdülillah yüreğimizde hissediyoruz. 100 yıl önce bize Sykes-Picot sınırlarını ülkemizin sınırları olarak belirleyenler bizim vicdanımızın, bizim ahlakımızın, bizim hukukumuzun sınırlarını elhamdülillah belirleyemedi. Ve belirleyemez de. Bir gün gelecek. Bizi sınırlarla birbirinden ayıranlar. Bizi vicdanen, ahlaken, bilinçle birbirimizden ayırmaya çalışanlar mağlup olduklarını da görecekler. Bizler sınır tanımıyoruz. Hele hele emperyalistlerin 100 yıl önce aramıza çizdiği sınırları hiç ama hiç tanımıyoruz. Bizim için Halepçe'nin, Gazze'nin, Rohingya'nın, Saraybosna'nın yeri aynı. Zulmün nerede olduğuna bakmayız. Zalimin kim olduğuna da bakmayız. Bizim için zalim zalimdir, mazlum mazlumdur. Bu bilinçle hareket ettiğimiz ölçüde de vasat yoldan ayrılmamış oluruz. Ve bugün bu vesileyle bizleri bir araya getiren kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ama şunu unutmayın. Hak yolda olduğumuz sürece, hakkı isteyip hakkı söylediğimiz ve hak için alın teri döktüğümüz müddetçe bilin ki zafer bizim olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Spor kulübümüze bu anlamda hediyeleri için de teşekkür ediyoruz. İnşallah başarıları daim olur. Nice gençleri, özellikle madde bağımlısı, kötü alışkanlıklara düçar olmuş gençlerimizi hiç olmazsa spor yoluyla o kötülüklerden muhafaza etmeye çalışırlar. Allah onlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Müslümanlar korkmaz ki günü boyu aşk almaktan. Hüseyinler utanır Suudi'ye yalvarmaktan. Bizde Yusuflar bitmez, senin varsa zindanın. İbrahimleri yapmaz, dünyaca olsa ataşın. Korkunuz sonunuzdan dünya lanetlileri. Sürecek bu dünyadan Muhammed iler sizi. Korkunuz sonunuzdan dünya lanetlileri.